Türkçe Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin gündemindeki bir konudan bazı gelişmeleri aktararak başlayacağız. Bugün 9 Ocak katliamlar zincirine eklenmiş olan halkalardan biri Kürt kadınının devrimci mücadelesinin önder isimleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez geçen yıl bugün katledildi. Meydanlarda bugün Sara, Rojbin, Fidan sloganları yankılandı. Onların mücadelesinin haklılığını ifade eden görüntüleri paylaşacağız sizlerle ve yine Roboski katliamına ilişkin son gelişmeler diyeceğiz. Bültenimize 3 Kürt kadın devrimcinin mezarı başındaki anmalarla başlayalım. 3 Kürt kadın devrimci için defnedildikleri yerde Dersim, Mersin ve Elbistan'da anma etkinlikleri düzenlendi. PKK'nın öncü kadrolarından Sakine Cansız için memleketi Dersim'de anma etkinliği düzenlendi. DÖK öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğinde cemevi önünde toplanan çok sayıda kişi Cansız'ın mezarına yürüdü. Yürüyüş ardından kadınlar Cansız'ın mezarında mumlar yaktı, kırmızı karanfiller bıraktı. Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin, 3 kadın devrimcinin mücadelesine değindi. Konuşmalar ardından niyazlar dağıtıldı. Niçin katledildiklerini anlayarak yaşamımızı örgütlememiz gerekiyor. Mücadeleyi büyütmemizin sözünü ve yürüyüşünü yapmamız gerekiyor. KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan içinse doğduğu köy olan Elbistan'ın Hançıplak köyünde anma etkinliği gerçekleştirildi. Barış Beldesi cemevi önünde bir araya gelen çok sayıda kişi Hançıplak köyüne hareket etti. Köye ulaşan binlerce kişi buradan Fidan Doğan'ın mezarına doğru yürüyüşe geçti. Ve mezarlıkta bu görüntüler ortaya çıktı. DTK eş başkanı Aysel Tuğluk, Paris katliamının hesabını Kürt kadınlarının soracağını belirtti. Ardından Doğan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Leyla Şahilemez ise Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Mezarlıkta konuşan Baba Cumali Şahilemez, Türk devletinin Kürt halkını katliamlar ile bitiremeyeceğini belirtti. Konuşmalar ardından kitle Leyla Şahilemez'in mezarı başına giderek karanfiller bıraktı. Avrupa'da yaşayan Kürt halkı ve dostları da bugün 3 Kürt kadın devrimcinin katledildiği mekandaydı. Anma gerçekleştirdiler ve o anmalarda katliamın üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattılar. Katliamın üstünü örtmek isteyenlere de önemli mesajlar verdiler. 9 Ocak'ta Paris'te katledilen PKK kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi üyesi Leyla Şahilemez katledildikleri yerde anıldı. Kitle Kürdistan Enformasyon Merkezi önüne akın etti. Çelenkleri bırakıldı, ardından saygı duruşu eşliğinde marşlar okundu. Konuşmalarda cinayetin Türkiye tarafından işletilmiş politik bir cinayet olduğu vurgulandı. Fidan Doğan'ın babası Hasan Doğan, AB, Türkiye ve Fransa kızımın ve arkadaşlarının katillerini açığa çıkarmak zorundadır dedi. Öte yandan Paris'in merkezi yerleri başta olmak üzere birçok banliyösünde Fransız devleti, Fransız medyası, sessizliğiniz suç ortaklarınızın kanıtıdır yazılı pullama yapıldı. Avrupa'nın diğer kentlerinde de anmalar vardı. Almanya'nın Hamburg kentinde panel düzenlendi. Sanatçı Leman Stein de şarkılarını 3 Kürt devrimci için söyledi. Müzik
Brüksel'de Avrupa Kürt Kadın Hareketi ve AVEKON'a bağlı Sosyalist Kadınlar Birliği üyesi kadınlar Fransız Büyükelçiliği önündeydi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Fransız Büyükelçiliğine siyah çelenk bırakıldı. Zürih'te meşalelerle yüründü. Basel'de Ronay Kadın Meclisi öncülüğünde miting gerçekleştirildi. Kürdistan ve Türkiye kentlerinde de anmalar vardı. Kürt halkına yönelik diğer katliamlar gibi bu katliamda örtbas etmek isteyen iktidar ve polisi anma için bir araya gelenlere saldırdı. İstanbul'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin çağrısı ile kadınlar Paris katliamını protesto etmek amacıyla Galatasaray Lisesi önünden Fransız konsolosluğuna yürümek istedi. Ancak polis tazikli su, biber gazı ve coplarla saldırdı. Katliamı protesto edenlere saldırıyorlar. Bugün buraya bir kez daha faşizmin şeyini gördünüz, uygulamalarını gördünüz. Üç kadın devrimci Paris'te katledildi. Bugün burada bu katliamı protesto eden kadınlara uygulanan bu yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katliama nasıl sahip çıktığının göstergesidir. HDP eş genel başkanı Sebat Tuncel polisin saldırısını şöyle tanımladı. Bugün buraya bir kez daha faşizmin şeyini gördünüz, uygulamalarını gördünüz. Üç kadın devrimci Paris'te katledildi. Bugün burada bu katliamı protesto eden kadınlara uygulanan bu yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katliama nasıl sahip çıktığının göstergesidir. Şurada Fransız Konsolosluğu'nun önüne gidip bir protesto yapacak kadınlar. Fransa Konsolosluğu'nu korumak aynı zamanda bu sistemi korumaktır. Nedir şimdi bu konsolosluğun önüne kadınlar gidip bir çelenk bırakacak, açıklama yapacak? Kadınların meydanına dönüşen bir diğer kent Ahmet'ti. Bağlar dört yol mevkiinden Batı kent meydanına sloganlarla yüründü. Mitingde şu mesajlar verildi. Je Sakine Tırsya, Je Fidan Tırsya, Je Leyla Tırsya, Je Berwi Lavay, Je Tivek Paris Eda, Ev Katliama Hari Pekali, Ev Şer Mezar Dikir, Ev Ser ve Katliama Hari, Nadirine ve Selar Dikir. Halkımızın özgürlük iddiasına yönelik bir suikastı. Kürt halkının özgürlük yürüyüşüne yapılmış bir suikastı. Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın barış ve çözüm çabalarına yönelik bir suikastı.
mücadeleyi zaferle sonuçlandırmaktır. Halkımızı özgürlüğüne, öz yönetimine, statüsüne kavuşturmaktır. Eylemler hemen her kente yayıldı. Raha'nın Pirsus ilçesinde BDP ilçe örgütü önünde, Mardin'in Nisebin ilçesinde Mitanı Kültür Merkezi bahçesinde, Şırnak'ın Cizir ilçesinde Nur Mahallesi'nde, Silopi'de BDP Silopi ilçe örgütü binası önünde, Ahmet'te Dicle Üniversitesi kampüsünde, Siirt'te BDP il binası önünden Orhan Doğan Kent Parkı'na, Koser'de Özgürlük Meydanı'nda, Batman'da belediye binasından Sanat Sokağı'na, Van'ın Çeldaran ilçesinde BDP ilçe binası önünde, Agiri'de BDP il binası önünden Merkez Camisi'ne, Giyadin, Bazit ve Panus ilçelerinde BDP ilçe binalarında, Kars'ta BDP il binasında, Erdekhan'ın Göre ilçesinde BDP ilçe binasında, Göle Mergin Şemzinan ve Çele ilçe merkezlerinde, Erzurum kent merkezinde ve Konya'da BDP il örgütü binasında anma etkinlikleri, yürüyüş ve basın açıklamaları yapıldı. Sivil toplum kuruluşları işte Paris gibi katliamlara dur demek için miting düzenliyor. KESK, DİSK, TİMÖP ve TTB üyeleri yolsuzluk ve rüşveti, emek sömürüsüne ve Roboski katliamının üstünün örtülme çabasına karşı alanlara çıkıyor. 11 Ocak'ta Ankara'da özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingi düzenlenecek. Antidemokratik uygulamalar ve Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarının da protesto edileceği miting için İstanbul, Ankara ve Urfa'da açıklamalarda bulunuldu. Ankara Güven Park'ta KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, İstanbul Galatasaray Lisesi önünde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, RİHA'da Ses Dönem Sözcüsü Ahmet Ali Coşkun konuştu. Açıklamalarda AKP iktidarının soygun düzenine işaret edildi. AKP ve Gülen çetesinin emek ve demokrasi güçlerine karşı ittifak olduğu belirtildi ve gün emekçiler için hesap sorma günüdür denildi. Hesap soracağız. Gün gelecek, devam dönecek, AKP halka hesap verecek. Böylesi çamura batmış bir düzenin sahipleri... Roboski katliamının soruşturmasını yürüten Genelkurmay Askeri Savcılığı geçtiğimiz günlerde davaya ilişkin takipsizlik kararı verdi. Savcılığın kararı kamuoyunda şok yaratırken skandal bir açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi. İşte Hüseyin Çelik'in sözleri ve takipsizlik kararına tepkiler. Eğer bir hata varsa değerli basın mensupları, hatalı var demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümete verdiği yetki, hükümetin de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği yetkiden söz ediyor. Şimdi ben size soruyorum. Siz Genelkurmay Başkanısınız veya başka bir konumdasınız. Size diyorlar ki, katırlar dolusu silah yüküyle sınırımıza doğru bir grup PKK'lı geliyor. Şimdi Genelkurmay Başkanı veya kuvvet komutanı veya başka bir şey olsanız gidin onları çiçeklerle karşılayın falan der misiniz? Tepe noktasında o zaman meclis suçtu, o zaman hükümet suçtu, o zaman genelkurmay suçtu. Meseleyi o bazda ele alırsanız bence doğru yapmış olmazsınız. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, BDP'nin meclis genel kuruluna verdiği araştırma önergesinin reddedilmesi ardından bu açıklamaları yapmıştı. O konuşmayı televizyonlardan dinleyen katledilen Adem Ant'ın babası Reşit Ant, tepkisini şöyle dile getirdi. Hüseyin Çelik bugün televizyon ekranındaydı. Konuşma yapıyordu. Hiç utanmadan Roboski'ye başbakanın eşinin gelmesinden diyordu. Biz orada mevlüt verdik. Düğününe yapacağım masrafı yapmadım.
Ben onu başbakan ile Hüseyin Çelik'e göndereceğim. Onların orada okuduğu iki tane mevlüt için. Bari onların yaptığı masraf bizde kalmasın. Eğer utanmış olsalardı, insanların yüzüne bakmazdı onlar. BDP ise kararın peşini bırakmamakta kararlı. BDP eş genel başkan yardımcısı avukat Meral Danış Beştaş, davayı iç hukuk yollarıyla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Kartal Hukukçular Derneği üyesi avukatlar da Çağlayan Adliyesi önündeydi. Devlet tarafından gerçekleştirilmiş bir katliamdı. Bu katliamın üzerini örtmek için 2 yıldır devlet askeriyle, siyasal iktidarıyla tüm gücünü kullandı. Dün de katliamın gerçekleştiği 15 nolu sınır taşında yeni bir Roboski katliamı girişimi yaşandı. Sınır ticareti yapan 40 Roboskiliye askerler top atışı yaptı. Roboskililer takipsizlik kararıyla birlikte asker baskısının arttığını belirttiler. Bizim çocuklarımızın katlettiği bölgeye oraya yol çalışmasını yapıp orayı kapatmak istiyor devlet. Ama bunu bilsinler ki biz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız ve orayı kapatmaya izin vermeyeceğiz. Çünkü burada 34 evladımız, 34 canımız gitti. Güvenlik yolunun yanı sıra askerlerin gizli bir şekilde bu bölgeyi tel örgülerle kapladığı da ortaya çıktı. Roboskili gençler ise sosyal medya üzerinden 15 nolu sınır taşına gel çağrısı yapıyor. Roşalat'ı Türkiye yani Kürdistan'da. Geçtiğimiz pazartesi günü Hevler'de 16 yaşındaki Rojavalı bir kız çocuğu SM adı marketten alışveriş yapmıştı. Evine gidiyordu. Yolda 7 kişi tarafından otomobille kaçırıldı. Kent dışına götürülen kız çocuğu 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Daha sonra yanlarına gelen 3 kişinin daha tecavüz vahşetine katıldığı öğrenildi. Bu saldırıyı protesto etmek için bugün yüzlerce kişi Hevler'deki parlamento binası önünde toplandı. Eylemciler tecavüzcülerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu tür saldırıların önüne geçmek için caydırıcı tedbirler alınmasını istedi. Kürt parlamenter Muhammed Sadık, parlamento binası önünde yaptığı açıklamada 6 tecavüz zanlısının yakalandığını belirtti. Türkiye'de 10 Ocak günü her yıl çalışan gazeteciler günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 64 gazeteci 53. Çalışan Gazeteciler Günü'nü cezaevinde karşılıyor. Türkiye'de 5 imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere toplam 64 gazeteci hala tutsak. Gazetecileri Koruma Komitesi Türkiye'nin tutsak gazeteci sayısında dünya rekortmeni olduğunu açıkladı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF'nin 2013 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde de aynı Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 179 ülke arasında 154. sırada yer aldı. Gazeteciler özellikle 2013 yılında Gezi direnişini takip ettikleri sırada polisin açık şiddetinin hedefi oldu. 2013 yılı medya gözlem raporu verileri ise oldukça çarpıcı. Rapora göre 27 Mayıs'ta başlayan Gezi direnişinde 6'sı uluslararası basından 153 gazeteci polis saldırısı ile yaralandı. En az 105 gazeteci darp edildi. Gözaltına alınan 39 gazeteciden 3'ü tutuklandı. Gezi direnişi sonrası 22 gazeteci işten çıkarıldı. 37'si de istifa etmek zorunda bırakıldı. Tutuklu gazetecilere yönelik eylemler ise devam ediyor. Aralarında Aslı Aydın Taşbaş, Ahmet Hakan, Hasan Cemal, Hüseyin Aykol, Ragıp Duran, Ragıp Zarakoğlu'nun da bulunduğu tanınmış gazeteciler imza kampanyası başlattı. İmzacılardan Nadire Meter, Pınar Öğünç ve Aydın Engin özgür basının yargılanmasına tepki gösterdi. Kürt öğrencilerin okudukları illerde ırkçı grupların saldırılarına uğradıklarını ekranlarınıza getirmiştik. Afyon'da 24-29 Aralık tarihleri arasında Kocatepe Üniversitesi'ndeki öğrenciler yine ırkçı grupların saldırısına uğradı. Saldırılar üzerine kentte incelemelerde bulunan İHA'de rapor yayınladı. Saldırılar sırasında öğrencileri kaçırmaya yeltenen gruplar ağır şekilde darp ettikleri öğrencilerden Halil Çeçen'i başından yaralamıştı. Saldırıları rektör yardımcısı Hakkı Yazıcı'ya bildiren öğrenciler
Yazıcı'nın kendilerini koruyamayacağını ve Afyon'un hassasiyetleri olduğunu söylediklerini aktardı. Öğrenciler 29 Aralık'a kadar da ülkücülerin sizi burada yaşatmayacağız tehditlerine ve saldırılarına maruz kaldı. Öte yandan ırkçı yerel medya Odak Gazetesi, Karahisar TV ve TV3 de Kürt öğrenciler olay çıkardı. Bunlar yasa dışı örgüt üyeleri şeklinde haberlerle saldırıların fitilini ateşledi. 2 Ocak'ta Afyon'a giden İHA'de İzmir Şubesi rapor yayınladı. İHA'de yaralanan Kürt öğrenci Çeçen'in hayati tehlikesinin devam ettiğini, Afyon Valisi İrfan Balkanoğlu ve Emniyet Müdüründen rektörlüğün benzeri cevaplar alındığına dikkat çekti. İHA'de Kürt öğrencilerin yaşamsal risk ve güven kaygısı içinde olduklarını gözlemlediklerini aktardı. Yetkili kurumların ciddiyetsiz yaklaştığını belirten İHA'de kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ise Antep Üniversitesi öğrencilerinin fişlenmesini beddua ederek protesto etti. Denizli'deki üniversite öğrencileri son günlerde öğrencilerin yaşamına yönelik baskıların artması ve fişlenmeleri basın açıklamasıyla protesto etti. Basın açıklaması ardından öğrencilerin okuduğu beddua halk tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin bedduası ise şöyle: "Ey üniversiteliler, ey halkımız, sana sesleniyoruz. Son günlerin en etkili eyleminden kopya çekerek herkesi beraber beddua etmeye davet ediyoruz. Hepimiz şahidiz. Ali İsmail'leri, Ethem'leri, Medenileri gözünü kırpmadan öldürüp de utanmadan hala halkına düşmanlık edenlerin karakoluna, dairesine ateşler düşsün. Körce aldığı her emre itaat edip de bizim özel hayatlarımızı izleyenlerin ayağının dibine biber gazı kapsülü düşsün. Muhalif öğrencileri 7 gün 24 saat izleyen röntgenci zihniyet, arınma telaşıyla tomaların kimyasal suyunda yıkansın." Ölüm çukurları olarak bilinen JİTEM'in merkezi Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda bir süre önce inşaat çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında bina ve bahçede faili meçhul cinayetlerin izlerine rastlandı. Kemiklerin tespiti için 9 aileden DNA örneği alınarak adli tıpa gönderildi. Ancak henüz bir sonuç alınamadı. Aileler ve dönemin tanıkları 90'lı yıllarda JİTEM komutanlığında yaşadıklarını anlattı. Dönemin DEP İl Başkanı Cemal Veske, 95 yılında 50 kişiyle birlikte gözaltına alındığını, götürüldükleri komutanlıkta akla gelmeyecek işkencelere maruz kaldıklarını belirtiyor. İşkence nedeniyle savurdan getirilen Menderes Demir'in kısmi felç geçirdiğini, 14 gün sonra çıkarıldıkları mahkemede Demir'le birlikte serbest bırakıldıklarını ifade ediyor. Ancak mahkeme çıkışında sivil giyimli kişilerin Demir'i jandarmaya götürdüğünü, 2 gün sonra ise bir ağaca ağzında para konulmuş şekilde asılı bulduklarını ekliyor. Gözaltı süresince Memduh Ökmen adlı kişinin kendileriyle birlikte olduğunu da doğruluyor. Ökmen'in ağabeyi Fikri Ökmen, 16 gün işkencede tutulan kardeşinin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda gördüğünü ve akıbetinin Menderes Demir'le aynı olduğunu ifade ediyor. Suriye'ye ilişkin haberlerimize devam edelim. Halep'te Elekret cephesi ve bazı muhalif grupların Irak Şam İslam Devleti çetesine karşı operasyonları devam ediyor. IŞİD çetesine yönelik Halep'in Bedin, Heyderiye, Haviz mahalleleri ve Heyderiye okulu çevresinde ortak bir operasyon gerçekleştirildi. 300 sivilin kurtarıldığı operasyonlarda çok sayıda IŞİD üyesi öldürüldü. IŞİD çetesinin sivilleri kaçırarak götürdüğü ve katlettiği birçok merkez de ele geçirildi. Halep'teki çatışmalar tüm yoğunluğuyla sürüyor. Halep'in Cerablus kasabasında ise muhalif silahlı gruplarla IŞİD çetesi arasındaki çatışmalar 4. gününe girdi. Muhalif gruplar dün akşam saatlerinde çetelerin üstlendiği noktalara saldırdı. Çetelerin üst olarak kullandığı kültür sanat merkezi, gümrük ve cezaevi binalarında IŞİD çetesinin saldırı amaçlı daha önce bomba yükleyerek hazırladığı 6 araç patladı. Patlama sonucunda 4 çete üyesi öldü, birçoğu yaralandı. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.
Kürt halkı Suriye'nin tartışılacağı Cenevre 2 toplantısına hazırlanıyor. Zira Kürtler kendilerini Kürt Yüksek Konseyi'nin temsil etmesini istiyor. Bu amaçla uluslararası çapta imza kampanyası başlatıldı. Çok sayıda akademisyen, politikacı, insan hakları savunucusu ve bilim insanının organize ettiği imza kampanyası toplantının yapılacağı 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Güney Afrika ve tüm Avrupa ülkelerinin başbakanları ve cumhurbaşkanlarına gönderilen kampanya metninde milyonlarca Suriyeli'yi yerinden eden savaşı bitirmeye yönelik barış çabalarının destekleneceği ifade edildi. Söz konusu metin imzalarla birlikte 22 Ocak'ta Cenevre 2 toplantısına gönderilecek. Rojava'daki Kürtlerin durumlarının altının çizildiği metinde Kürtlerin sadece kendi kimlikleriyle demokratik Suriye'de özgürce yaşamak için mücadele etmediklerini, mücadelelerinde Suriye'de yaşayan tüm halkları eşit ve adil koşullarda yaşayabileceği demokratik bir ülke yaratma savaşı verdiklerini belirtildi. Türkiye'deki cezaevlerinde tecrit, baskı, taciz, işkence, hak ihlali ve sürgün devam ediyor. Hasta tutsaklarsa ölüme terk ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın 2 Aralık 2013 tarihli verilerine göre cezaevlerinde 144.212 kişi bulunuyor. İnsan Hakları ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi insan hakları örgütlerinin cezaevi verilerine göre ise 2013 yılında cezaevlerinde 163'ü ağır olmak üzere 544 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Birçok ağır hasta tutsağın cezaevinde kalamaz raporu var. Ancak raporlar işe yaramıyor. Hasta tutsaklar dışarı ancak tabutla çıkarılıyor. Tüm yasal girişimler ise yanıtsız kalıyor. Yani tutsaklara ölüm dayatılıyor. İşte kamuoyuna yansıyan zulüm ve işkence örnekleri. Tecrit içinde tecrit olan tek hücreye alınma. Ailelerin bulunduğu yerden çok uzak yerlere sürgünler. Sürgün sırasında her türlü işkence. 24 saat kameralı gözetim. Kelepçeli muayene. Kürtçe mektup ve kitaplara el konulması. Hak talebine disiplin cezası. Aile görüşlerinin engellenmesi. Süngerli odalar. Tedavilerin engellenmesi. Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde kalan 12 çocuğa işkence edilmesi. Ve son olarak Bitlis E tipi kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan 45 yaşındaki tutsak Seyitan Taşkıran'ın yaşamını yitirmesi. Ölüme terk edilen hasta tutsaklardan biri de Muş E tipi kapalı cezaevinde kalan Emrah abi. Kalbi %55 oranında fonksiyonlarını yerine getirememesine rağmen cezaevinde tutuluyor. Abinin avukatı Cahit Ertan uygulamanın hukuk kurallarına ve insan haklarına aykırı olduğunu bir kez daha vurguladı. Bültenimizi dünyadan öne çıkan bir gelişmeyle sonlandıralım. İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA'ya operasyon düzenlendi. Polisin belli adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. ETA'nın bölgede etkinliğini kırmayı amaçlayan Madrid yönetimi bölgede terör estirdi. Gözaltına alınanlar arasında avukatlar da bulunuyor. Bilbao, Hernani ve San Sebastian'da ev ve iş yerlerine yönelik dün gerçekleştirilen baskılar gece geç saatlere kadar sürdü. ETA üyesi 520 kişinin İspanya ve Fransa'da 79 farklı hapishanede tutulduğu iddia ediliyor. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.